Parayla farklı bakışı sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni bir haftada, yeni bir programda, yeni konuyla tekrar birlikteyiz. İki değerli konuğum, artık tanıdığınız iki değerli insan. Birisi Bütün Şehir Dergisi editörü sevgili Tevfik Demir. Bir diğeri Olay Gazetesi imtiyaz sahibi, avukat, hukukçu Cemil Deveci. Bu akşam Türkiye'nin çok konuştuğu, her zaman konuştuğu ve galiba bu gidişte de çok konuşacağı bir konu üzerine duracağız. Basın, sansür ve yasaklar. Zaman zaman basın üzerinde gerçekten tartışılan, hatta tartışılmasına bile gerek olmayan baskılar yaşadık. Zaman zaman basının çok rahat olduğu dönemler oldu. Mesela 1950-54 arası gibi. Ama her rahatlığın arkasından bir başka baskı süreci geldi. Ankara cezaevindeki Hilton Palas'ta o dönemden kalmadır. 1960 ihtilali sonrası da basın çok ciddi özgürlüklere kavuşmuştur. Ama 12 Mart darbesiyle birlikte basın yeniden sıkıntılar yaşamıştır. Son günlerde basın, sansür ve yasaklar çok tartışılıyor. Bir taraf basını basın ahlak yasasına uymamakla veya basın etiğine uymamakla suçlarken öbür taraf basın üzerinde haksız baskılar yapıldığını tartışıyor. Bir zamanlar devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Daha sonra özel yetkili mahkemeler kuruldu ve şimdi galiba suç ceza mahkemeleri konusu gündemimizde tartışılacak. O suç ceza mahkemeleri veya mahkemelerle sevgili Cemil Deveci'den başlamak istiyorum. Özel yetkili mahkemelerden önce devlet güvenlik mahkemeleri. Evet. Dedik ki bu çağdaş hukukta olmayacak şey, bu demokrasilerde olmayacak bir şey. Darbe rejiminin sonucu kaldırdık. Peşinden özel etkili mahkemeleri getirdik. Ya iyi ama onu kaldıranlar bunu niye getiriyor itirazlarına kulaklarımızı tıkadık ve sonra onun da olmayacağını anladık. Onu kaldırdık ama onu kaldırırken bir başka garabet işledik galiba. Kendilerini kaldırdığımız halde ellerindeki dosyaya bakmaya devam ettiler. Evet. Sonra da o davaların kumpas olduğu yolunda en üst düzeyde itiraflar geldi, ifadeler geldi. Onu da beraber ettik. Bir, suç ceza hakimlikleri gündemimizde. Nedir bu hukuki süreç? Devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemelerin arkasında çağdaş hukukun ilkelerine aykırı da olsa bir mantık var. Müesses devlet nizamını korumaya yönelik ihtisas mahkemeleri, uzmanlaşmış mahkemeler kalıbı altında görev yapıyordular. Hem devlet güvenlik mahkemeleri hem özel yetkili mahkemeler. Bu tabii şeyde kamuoyunda verdikleri kararlarla çok ciddi tepkiler aldılar. Onları kapatmak, ortadan kaldırmak durumu doğdu. Peşinden oluşturulan suç ceza hakimlikleri de arkasında böyle bir dayanak yok. Yani böyle bir mantık bütünlüğü yok. Hangi görevlere bakacakları kanuna sıralanmış, daha çok itirazlara, işte tutukluluklara filan böyle. İktidarla bir ilişkisi yoğun olan alanlarda problem ama Samsun'da, Çarşamba'da, Terme'de suç ceza hakiminin çok öyle bu anlamda kamuoyunu etkileyecek anlamda bir işlevi olmuyor. Çünkü öyle bir görevi olmuyor. O nedenle dikkati çekmiyor ama büyük kentlerde bu işte basın özgürlüğünün, işte düşünce özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün sıkça kullanıldığı ve ihlal edildiği yerlerde bu mahkemeler sıkça hatalar yapıyorlar. Mesela en son Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Diyarbakır Baro Başkanı'nı yakalama ile İstanbul'a getirtmiş olması çok tartışıldı iki gündür şeyde. Hiçbir hukuki dayanağı yok. Suç ceza hakimi de zaten serbest bıraktı. Terörü evmek olarak değerlendirilse bile cezası 1 ile 5 yıl arasında basın yoluyla işlendiği için 1/2 oranında artırsa 1,5 ile 7,5 yıl arasında asgari hatten
Baro başkanı olduğuna göre, avukatlık yaptığına göre sicili de yok demektir. Sicili yoksa, memnun yoksa asgari hadden ceza verileceğine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırlar içinde. Tutuklamayı, yakalamayı gerektirmeyecek bir suç. Diyarbakır Baro Başkanı Türkiye'yi ve dünyayı, işte bizimle Türkiye'yi konuşturtmak için böyle bir karar alıyorlar. Vuku şuundan beter dedikleri şey bu. Yani buna benzer ipe sapa gelmez kararlar Türkiye'nin gündemine gelebiliyor. Ve Türkiye'yi hem içeride hem de dışarıda ne yazık ki konuşturtturuyor. Şimdi PKK terör örgütü değildir demek, suç örgütünü övmek bizim suçtur. Evet. Fakat bunun normal bir tarzda mahkemeye çağrılarak ifadesinin alınması mümkünken, kapıda panzerlerle, çevik kuvvetle baro odasından alınması daha fazla yankı uyandırdı ve galiba bir zanlıdan bir kahraman üretilmesi gibi bir sonuç doğdu. Diyarbakır'da bu hadise oldu. Fikri bölme dedikleri şey, yani ruhen bölme dedikleri şey, devlet eğer parçalanmak bilmem böyle bir hassasiyetimiz varsa işte bölünme böyle olur zaten. Yani sınırları işte yani, bilmem. Baro başkanı olmasını söylemesini mi gerekiyor? Yani bu özgürlüğü veriyor mu kendisine? Onu mu demek istiyoruz? Yani? Ya şimdi kendince bir savunması var yani şüphesiz. Avukatların kendince, böyle bir hakkı var mı mesela? Kendince, yok avukat olduğu için ya da baro başkanı için olduğu, öyle bir hakkı olduğunu söylemiyorum. Bu şeyi terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 2. fıkrasında otama bu şey tercüme edildiğinde böyle bir suç tanımlanmış. Terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit yani, içeren yöntemlerini meşru gösterecek, evet, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapan kişi. Bir yıldan 5 yıla kadar. Tamam, savcı düşünmüş, ben bu konuda soruşturma aç, evet, ifadesini al, başka tanık varsa, başka delil varsa neyse bu konuda bir soruşturma başlat. Ama yakalama tedbiri başka bir şey. Yani yakalama dediğiniz zaman ben tabii hukuk alanına gideceğim, size bir saygısızlıkla yapmak istemiyorum. Çok bilmediğim bir yan olduğu için. İşte yani, Osman Bey'in anlattığı gibi bir manga askerle bilmem işte şeyle gidiyorsun evinden ya da bürosundan alıyorsun. İstanbul'a götürüyorsun, karakolda bekliyorsun. Talimat yazsa, Diyarbakır Savcılığı ifadesini alsa filan ya böyle olur bu iş. Yani asgari haddi bir yakalanmasını gerektirmeden toplumun hassasiyeti de olan bir konudan bahsediyoruz yalnız yani. Tabii ki suçun cezasını biz verecek değiliz ama yani biz de yapanın yaptığının yanına kar kalmaması. Adam orada PKK'yı verecek televizyonda bütün dünyaya. Bizim PKK ile mücadele ettiğimiz süre içerisinde ve ona sadece gidecekler evinde, iş yerinde ifade yani alacaklar. Yeni bir uçturacak olduğu için verdim. Yok tartışma açmak yani, için yok, vermedim. Anladım bu, da bu yani şimdi buradan bir imtiyaza doğru gidiyor. Hani baro başkanı altı çiziliyor devamlı da yani avukatsa devletin bütün birliğiyle alakalı. Genel kurma başkanı da böyle tutukladılar canım. Yani buna benzer isimler de böyle Türkiye'nin saygı bildiği bilmem ne evinden aldılar. Ne bileyim dün mesela Mehmet Faraç işte bir ile gitmiş hangi il bilmiyorum. Adana. Adana'ya gitmiş. İstanbul'da adam burnunuzun dibinde. Oradan evi belli, şeyi belli, hukukla, işi belli. Hukukta zaten bu tür Adana'dan sıkıntılar yaşanıyor. Adana'dan niye gidip otelden gecenin şimdi ikisini Mehmet, alıyorsun? Ama bu Mehmet Faraç gibi normal vatandaşlar da yaşıyor bunu. Mehmet ama biz duyulmuyor tabii Mehmet Faraç tabii, olduğu tabii, zaman. Tabii önemli olan o zaten biz. Olayı biraz... Şu anda mesela adamın trafik cezası var, yurt dışına çıkacak, siz de biliyorsunuz. Adam diyor ki cezasını ödemedin çıkamazsın. Vatandaş zaten kişi hak ve özgürlüğünden bahsediyoruz. Ama Mehmet Faraç ve baro başkanı olduğu zaman çok önemseniyor da ben onu demek istedim. Yok yok öyle bir durum yok. Sevgili Demir, galiba biraz noksan anlatıldı. Olay şu, baro başkanı da olsa, genelkurmay başkanı da olsa, bakan da olsa, dokunulmaz da olan milletvekili de olsa yargılanması gerekirse evet, yargılanacak. Burada evet, bir tereddüt yok. Evet. Ancak bu yargılanmanın usulü ne olmalı? Bu yargılanmanın usulü, kaçma ihtimali olmayan, Sayın Deveci'nin dediği baro başkanlığı, avukatlık yaptığı baro başkanı olduğuna göre sabıkası da yok. Adli sicili de temiz birisi. Dolayısıyla cezasının ağırlaştırılmasını gerektirecek bir şey yok. Kanunlarımız çerçevesinde asgari hadden verilecek ceza en fazla 1,5 yıl olabiliyor. Hükmün açıklanması ertelenecek bir ceza. Tabii olabilir. Kaçması ihtimali olmayan birisi olduğuna göre biraz izin verirseniz bunun bu şekilde alınması yerine mahkemeye daveti mümkündü. Ama ben de şunu söylüyorum. Mesela Samsun Baro Başkanı böyle bir ifade kullanmış veya başka bir ifade kullanmış. Asla öyle panzerlerle falan gelmezlerdi kapısına. Olay Diyarbakır'daki bir hadise. Şimdi, güvenlik açısından ciddi sıkıntıları olan bir bölge. Her an tahrike devletin polisine, askerine karşı bir tepkinin olabileceği
tahrik olabileceği provokasyonu açık bir hadise zannediyorum. Şimdi, ben onu öyle değerlendirdim yani. O zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. Dün bir televizyon programında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili adayı bir başka şey yaptı. Aynı ifadeleri kullanan bir milletvekilinin sözlerini aktardı. Aha. Dedi ki eğer bu suç ise aynısında bu da suçtur. Bunun hakkında herhangi bir işlem niye yapılmadı? İhbarda bulunuyorum diye. Yani ben, bugün o sayın milletvekili kendini savunuyor. Diyor ki benim yaptığım da suç değil, onun yaptığı da suç değil. Şimdi burada üzerinde durduğumuz nokta şu. Veya Deveci'nin üzerinde durduğu nokta bu, anlıyorum. Benim de bir özel yetkili hukuk, mahkeme kavramından evet, hukuk, o yetkinin çerçevesinde burada baro başkanına dokunulmazlık tanımak gibi hiç kimsenin bir niyeti yok. Böyle bir hakkı da yok. Böyle bir haddi de yok. Kimse böyle bir dokunulmazlık sağlayamaz. Ben aynı kanaatteyim. AK Partili biri bunu söylemişse o da cezasını çekmeli. Yani. Eğer hukuk devleti, evet eğer hukuk devleti ise bu. Biz soruya şuradan suç ceza hakimliklerinden evet. Evet, çıkmıştık. Evet, özel yetki bu suç ceza hakimliği Ankara'da yayın yasağı getirildi. Dosyanın gizliliği ve yayın yasağı. Bunlar arasındaki fark nedir? Yani dosya gizliliğiyle yayın yasağını veya kısıtlamayı karıştırıyoruz gibime geliyor. Evet ben hukukçu olarak Cemil Bey'in bir şey soracağım da yani ben şey yapmak şöyle yani aklıma geldi. Hatta not da almıştım. Mesela bugün basında gördüm. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şöyle bir ifadesi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yayın yasağı delinmeseydi 9 tane takip ettiğimiz 9 zanlı terörist kaçmayacaktı gibi bir ifade kullanıyor. Bunu da bir açıklarsanız hukuk diliyle yani onu da memnun olurum. Ben pek anlayamadım onu yani. Şimdi soruşturmanın gizliliğine ilişkin usul kanununda bir düzenleme var. Soruşturmanın aleniyetinin ya da gizliliğinin korunması konusunda basın kanununda da bir hüküm var. Birbirini tamamlayan hükümler bunlar. Bu konuda hükümler var. Herkes görevini yaptığında soruşturma usulüne uygun olarak bir gerektiği kadar gizlilik içinde yürütülebiliyor zaten. Sen işgüzarlık yapıp yani o olayla ilgili her şeyi yazmayı, çizmeyi, düşünmeyi, konuşmayı yasaklıyorsan, resim yayınlamayı bilmiyorsan yasaklıyorsan o zaman herkes konuşuyor. Yasak da kalmıyor. Yani o zaman sorumsuzlar da ortaya çıkıyor. O eğer o başsavcının dediği doğruysa, yani verilmemesi gereken haber verilmiş de o bir takım adamlar kaçmışsa, bu karamboldan, bu karanlıklıktan yararlanmıştır. Yani basının... Yayın yasağını hukuki buluyorsunuz. Hukuki değil mi yani? Ben o tarafını sormak istiyorum. Yayın yasağını hukuki bulmuyorum. Soruşturmanın belli konularda gizliliğine ilişkin usul kanununda hüküm var, düzenleme var, yasal düzenleme var. Avukatlara da dahil. Orada belli ölçülerde gizlilik var. Belli örgütlerde, belli suçlarda. Basın kanununda da bu konuda hüküm var. Yani soruşturmanın gizliliğine riayet yani edileceğine ilişkin. Yeniden bir yayın yasağı almanın yok, çok da doğru gereği olmadığını söylüyorsun. Yok tabii, çok olağanüstü koşullar olmadı. Peki yani bu mesela bu kişilerin kaçmasını... O konuda bir bilgi yok. Sadece bir cümlesi var başsavcının. Dayanağı yok, bilmem nesi yok. Kim olduğu belli değil. Kim ne yazdığı için kaçmışlar onlar belli değil. Bilmiyoruz. Şimdi burada, İleride ortaya çıkacak. Burada asıl tartışma noktası şu oldu. Öylesine bir yasak kondu ki yasağın kapsamı belli değil. Süresi belli değil. Mahiyeti belli değil. Her şey yasak. Bu eleştirildi. Şimdi sayın savcının bugünkü açıklaması önemli bir açıklama. Diyor ki bu yayın yasağına riayet etmeyenler yüzünden 9 zanlı kaçtı. Evet. Ha, o zaman orada bir suç isnadı veya iddiası var. Ben beklerim ki bunlar kimdir? Bu yasağa riayet etmeyenler ve o zanlıları kaçıranlar kimdir? Bunlar hakkında yasal yasal bir işlem yapılması gerekir herhalde. Değil mi Sayın Devlet? O da var. Tabii bu işte Ankara olayından sonra bu Ankara olayının, Ankara katliamının yasaklanmasından, sorgu sürecinin ve onun haber edilmesinin yasaklanmasından sadece o değil. Türkiye'de bugüne kadar Suruç'tan tut, işte 17-25 Aralık olaylarından tut, aklınıza ne geliyorsa hepsine yayın yasağı kondu. Ve sonradan mesela Meclis Araştırma Komisyonu'nda ifade veren bakanların ya da ilgililerin ifadelerinin yasaklanmasına ilişkin hiçbir hukuki düzenleme yok. Mantıki bir gerekçesi de yok, akli bir gerekçesi de yok. Hukuki bir dayanağı da yok mesela. Yani adam gidiyor orada ifade veriyor mecliste 4-5 kişinin huzurunda. Kendi ifadesini bizim usul kanunundaki soruşturmanın gizliliğinde de şeyin sanığın şüphelinin ifadelerine ilişkin gizlilik asla olmaz. Hem avukatlara verilir hem
diğer ilgililerine verilir. Mesela buna benzer, yani kantan topuzu kaçırıldı. Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda, basın hürriyeti konusunda, haberleşmenin özgürlüğünün kısıtlanması konusunda hem Türkiye'de basın örgütlerinin çok ciddi serzenişleri var, hem de dünyanın tiye aldığı neredeyse bir ülke haline geldik. Şimdi Sayın Deveci, kısıtlamanın kantarı kaçırıldı dedi. Sayın Demir, özgürlüğün kantarı da kaçırılmış demek yani, mümkün mü? Tabii ben, öbür taraftan bakınca. Tabii öteki taraftan baktığınız zaman özgürlüğün kantarı fazlasıyla, yani özgürlük fazla, o anlamda çok söylemek de doğru bir şey değil ama hani özgürlük bize göre değil, bu elbise bize bol geliyor filan anlamında söylememek de lazım. Ama tabii ki yani basının özgürlüğünün kaldırılması, basına baskı yapılması, basının sansürlenmesi ifadeleri ben çok komik görüyorum yalnız. Yani basın fazlasıyla özgür. Basın fazlasıyla istediğini yazabiliyor. Doğru da yazıyor, yanlış da yazıyor. Masa başında yazıyor. Şimdi tabii basın dediğimiz zaman sadece artık eskiden biliyorsunuz sizin zamanınızda gazete vardı. Bizim zamanımızda daha doğrusu. Daha sonra televizyonlar geldi. Ondan sonra çok kanallı haber kanalları geldi. Şimdi tabii internet ortamı geldi. Web siteleri, internet medyası diye bir medya oluştu. Bunun yanına Face diye bizim hepimizin kendimizin bir haber sitesi oldu aşağı yukarı. Hepimiz kendimize ait bir haber buluyoruz, yazıyoruz, paylaşıyoruz. Tweetler var, Instagramlar var. Birçok sanal alem yoluyla haberleşme yolu var. Tabii yani Osman abi daha iyi bilecek bir şey ben söylediğim zaman. Yani şunu bir defa konuşmak lazım. Bu kadar teknolojik aletin geliştiği bir ortamda hala biz gerçeği arıyoruz. Ve size göre gerçek olan bize göre yalan, bize göre doğru olan size göre yalan. Tam tersi hiçbir şekilde bir gerçek üzerinde buluşamıyoruz. Sözüm ona, teknolojik aletler olabildiğince hızlandı. İşte önceden abim, Osman abilerin zamanında bir fotoğraf makinesinden bahsediyorlardı. Sırtta taşımak mümkün değildi. İşte efendim o sırtınıza taşıyacaksınız, kuracaksınız, banyo yapacaksınız. Ondan sonra otobüs... Yani filmi banyo yapacaksınız. Filmi banyo yapacaksınız. Yok, evet, özür dilerim. Filmi banyo yapacaksınız. Ondan sonra onu otobüse yetişeceksiniz, uçağa yetiştireceksiniz veya gideceksiniz. PTT linkinden link alacaksınız, görüntü alacaksınız. Ve olağanüstü bir çaba. Ben son zamanlarında Ekip Gazetesi'ndeyken yakaladım bundan 15 sene önce. O gazeteci büyüklerimizin anlattıkları, Osman abiden dinlediklerimiz. Yani baktığımız zaman olağanüstü zor şartlarda gerçek haberin peşinde koşulurken bugün bu kadar hızlı teknolojik alanda, bu kadar fotoğraflarınızı çekildiği görüntünün sesin en hızlı şekillerinde hala doğruyu bulamıyoruz. Hala doğru üzerinde bir ittifakımız yok. Yani görsel her türlü imkanlar var, teknolojik her türlü imkanlar var, iletişim alanında her türlü imkanlar var ama yalan hiç değişmeden duruyor. Fısıltı hala fısıltı olarak duruyor. Dedikodu hala dedikodu olarak duruyor. Eskiden kulaktan kulağa olan bilgiler şimdi face'den face'e, internetten internete, gazeteden gazeteye, televizyondan televizyona dolaşıyor. Yani bir defa teknolojinin gelişmesi insanların haber alma özgürlüğünü genişletmedi. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Hala haber kaynaklarının başlarında kim duyuyorsa onların haberlerini dinlemeye devam ediyoruz. Hala işimize hangi haber geliyorsa o haberi dinlemeye çalışıyoruz. Yani şimdi yani su uç hadisesi tabii geçmişte de oldu. Yani birçok hadisede yayın yasağı. İşte bazı katliamlarda, bazı terör hadiselerinde ciddi yayın yasakları. Ama bakıyoruz ki hiç bu yayın yasaklarını dinleyen hiç kimse yok. Ben hiçbir yayın yasağını, seçim yasaklarını dinlemiyor insanlar. Şimdi, Yüksek Seçim Kurulu karar alıyor şu saate kadar yayın yapacak. Bakıyorum saat 5.30-6'da A partisi, B partisi, C partisi diye konuşuluyor. Bir defa yani basın, Face'de bakıyorum saat 3'te. Peki bu normal bir şey mi? İnsanlar bu kullandıkları, şey mi yani? Yok, kullandıkları oyun fotoğrafını atıyorlar Face'e. Sayın Demir bir şey sorabilir miyim? Evet, yok doğru bir şey olduğunu söylemiyorum. Bir şey sorabilir miyim? Yayın yasaklarına uymamak suç mu? Suç. Peki bu suçu takip etmek, bunun gereğini yapmak kimin görevi? Benim mi? Hukukun görevi, yani devletin görevi, iradenin görevi tabii. Peki, yani siz şunu mu diyorsunuz? Herkes yasaklar istediği gibi deliyor, devlet görevini yapmıyor veya yapamıyor mu diyorsunuz? Yani yapamıyor, yapmıyor, yapamıyor. Yapsa da bu sefer başka bir saldırıyla veya tehditle, şöyle basın özgürlüğüyle ilgili tehditlerle karşılaşıyor. Yani Amerika'da 11 Eylül saldırılarından sonra kaç tane görüntümüz var? Avrupa'da çeşitli ufak tefek de olsa saldırılardan sonra kaç tane hiçbir şey yok. Şimdi, ama Amerikalılar, Almanlar bize basın ahlakı dersi, özgürlük dersi veriyorlar. Yani bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Yani
Hala gidebildiğiniz bir mesafe yok. Hala işimize geldiği tarafındayız her şeyin. Şimdi yani bu Amerika'da 11 Eylül'den sonra ne oldu söylemi çok sık kullanılıyor. Amerikan basının gerçekleri gizlediği yolunda bir algı yaratılıyor. Ama bu Amerikan basını Maylay katliamını dünyaya duyuran Amerikan basınıdır. Yani Amerikalıların Vietnam'da yaptığı katliamı Amerikan basını dünyaya duyurmuştur. Bu Amerikan basını Watergate skandalını dünyaya duyuran bir basındır. Evet. Bu Amerikan basını kontralara, İranlara verilen silahları, alınan paraları kontralara aktaran bir basındır. Ama Amerika'da en son Amerika'nın gizli bilgilerini yayınlayan gazeteciye, gazeteciye kimse bir şey demiyor. O bilgileri alan, basına aktaran insana saldırılıyor. Yani basın acaba bunları vermeli mi, vermemeli mi? Basının görevi halktan bir şeyleri gizlemek mi, yoksa halka haberdar etmek mi? Kesinlikle haberdar etmek. Haberdar etmekse ama o doğru. Zaman, o zaman bizim şu noktaya özümüz doğrudan yana. O zaman şu noktaya giriyoruz. Sayın Deveci, yalan habere karşı. Şu Amerika'ya örneğine bir şey söyleyeyim de, ben şunu bakıyorum. Evet. Mesela bu Vietnam örneğini verdim, çok güzel. Watergate. Yani Amerika diyor ki bana göre, kardeşim dünyanın hakimi biz, ister vururuz, ister öldürürüz, ister katliam yaparız, ister katliam yaptırtırız. Yani biz bu ülkenin, bu dünyanın sahibiyiz diyor adam. Benim baktığım bu. Yani Amerika, yani iyiyse de biziz diyor, kötüyse de biziz diyor. İyiyse de bizden sorulur dünya diyor, kötüyse de bizden sorulur diyor. Yani şimdi baktığınız zaman, yani buradan şeye gidiyor insanlar, Obama'ya gidiyorlar. Yani mesela hani Amerika o kadar özgür ki bir zenciyi 20-30 sene önce bir beyazla zencinin aynı arabada oturması mümkün değilken bir zenciyi, ama şunu da biliyoruz ki, da biliyoruz ki orayı şu anda hala beyazlar yönetiyor. Obama yönetiyor. Tartışmayı bir başka gün geniş alırız. Vasfı uzun uzun konuşuruz. Peki. Maalesef Türk entelektüelleri, Türk liberalleri Obama'nın Türkiye'de ve Mısır'da yaptığı konuşmaları doğru okuma basiretini gösteremediler. Amerika'yı WASP yönetir. White, Anglo-Sakson, Protestan evet, yönetir. Aynen öyle. Bu nettir. Yani Amerika millettir ve devlettir. Öyle şey değildir. İlber Ortaylı der ki Amerika'da bir WASP'lar vardır. Yani Anglo-Saksonlar vardır. Bir de ötekiler vardır. Ötekilerin hakkı Anglo-Saksonlara sadakatıyla sınırlıdır. Bu kadar netti. Sayın Deveci, Sayın Demir bir nokta işaret etti. Dedi ki tamam basın özgürlüğünden yanayız ama yalan haber. Peki bizim Türk Ceza Yasası, bizim anayasamız, bizim Türk Medeni Kanunu yalan habere ve şahsiyetin korunmasına, iftiraya, isnada ve hakarete karşı gerekli önlemleri almıyor mu? Türk Ceza Kanunu alıyor. İftiraya, hakarete, şiddeti özendiren gazete haberlerine karşı bu konuda yasal düzenlemeler hiç eksik de yok. Ciddi cezalar da var. Yalan haber biraz yalın kalıyor. Yalan haber mesele ülkeleri de düzenlenmiş. Bir de şeyde düzenlenmiş. Basın ahlak yasası. Biliyorsunuz basın ahlak yasası basın çalışanlığı gazetecilerin uymayı kabul ettikleri ama bu usulüne uygun bir düzenlenmiş bir yasa. Yasa olmayan yasa. Orada şey diyor, haberlerin doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz diyor. Yani doğru haber yazacaksınız diyor. Kanun koyucu da zaten bir gazetecinin yalan haber yayınlayamayacağı, yalan haber yayınlamayacağı düşüncesiyle yalan haber yayınlamayı müeyyidelendirmemiş. Öyle bir müeyyidi yok. Ama yalan haber zin içinde hakaret olur, yalan haberin içinde başka bir şey olur. Bir ceza yaptırımıyla er geç. Eğer yalan haberden dolayı kişilik hakları yani herhangi bir saldırıya yahut zarara uğramış birisi var ise zaten müeydesi hem var. Hem cezai müeydesi hem tazminat. Hukuki müeydesi var. İsterseniz şeyden girelim Osman abi. Yani bizim tüm Batı toplumlarında olduğu gibi bizim ülkemizde de hem anayasa, anayasanın 90. maddesi gereğiyle, nedeniyle
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Evrensel Sözleşmesi'nde basın özgürlükleri ile ilgili hükümler var. Şimdi isterseniz oraya girmeden demin söylediğiniz konuda ben bir açıklama yapayım. Yalan haber konusunda gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gerekse Türk Yargıtay'ın çok net hükmü var. Hükmü var, evet. Olay şu, haberin doğru olması şart değil ama yazıldığı tarihte doğru olduğuna kesinlikle inanılması gerekir. Eğer haber yazıldığı tarihte gazeteci gerekli araştırmaları yapmış ve bu haberin yalan olduğu konusunda en ufak bir endişe duyulmamışsa, haber doğru kabul ediliyorsa o haberi yazmasından dolayı gazeteci suçlanamaz. Bu bizim yüksek mahkememizin içtihatları arasındadır. Onu şey yapabilecek, ortadan kaldırabilecek tekzip müessesesi var. O konuda da çok ketum hükümler var. Tekzip yayınlamak zorunluluğu var, memlesi var, yayınlamayana cezai müeyyide var, tazmin, hukuki sorumluluk var filan. Yani o konuda kanun ve şey mevzuat dengeyi kurmuş. Yani o kurallara bağlamış, oralarda boşluk yok. Evet, ben sizin yani, sözünüzü kestim. İşliyor mu sağlıklı bir şekilde sizce? Şimdi işlemesi... Bir defa basının özgür olmadığı, basının iyi işlemediği bir ülkede demokrasi olmaz. İkisi birbirine çok bağlıdır. Bizim ülkemizde dün de demokrasi özürlüydü, bugün de özürlü, bugün daha çok özürlü. Basın dün çok özgür müydü? Değildi. Ama bugün hiç özgür değil. Ona ilişkin uluslararası basın kuruluşlarının şeylerini vereceğim biraz sonra. Ama isterseniz ona girmeden, biz basını, basın özgürlüğü nasıl değerlendirmişiz, nasıl düzenlemişiz? Anayasamızın kişi hak ve ödevleri bölümünde, yani insan hakları kavramı diye nitelendirilen uluslararası sözleşmelerin ve mahkeme kararlarının da müeyyidelendirdiği, o bölümde değerlendirdiğimiz, hükümleri var. Anayasanın 22. maddesi mesela haberleşme özgürlüğünü, hürriyetini tespit etmiş. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir diyor. 25. maddesi herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir diyor. 26. maddesi düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini tanımlıyor. 26. maddesinin 2. maddesinde de buna ilişkin anayasal sınırlamalar getiriyor. Nedir onlar? Milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğü gibi o bildiğimiz şablon. Bir de anayasal, bunlar vazgeçilemez, devredilemez, temel insan hakkı olduğu için anayasa normları arasında. Bu anayasal düzenlemeyi ortadan kaldıracak, onu arkadan dolanacak yasal düzenleme de yapamazsın diyor. Anayasa başka türlü anayasalığını ortaya koyamaz. Basın, mesela 28. madde, basın hürriyeti başlıklı 28. madde, basın hürdür diyor. Sansür edilemez. Basın evi kurma izni almadan ve mali teminat yaptırma şartına bağlanamaz diyor. Yani buralarda bir sınırlama yok. Basının özgürlüğü konusunda, sansür edilemeyeceği konusunda bir yasa. Böyle mesela basın şu konularda bilmem ne olur diye bir yasa düzenleme yapamazsın. Bu demin saydığım genel ilkeler şeyde. Bu şeyde bizim anayasamızda 61 anayasasında çok da tartışılıyordu bu milli güvenlik, bilmem işte devletin temel nitelikleri, kamu güvenliği, kamu sağlığı ucu açık olduğu için herkes bunu kendi meşrebine göre yorumladığı için düzenleme, uygulama, biraz daha çok uygulama, o konuda bu anayasanın bu hükmünü ihlal eden yasal düzenleme olmasa da uygulama işte buna benzer. Yani burada şu, hukuk olarak anayasada da, kanunlarda da, yönetmeliklerde boşluk de boşluk yok. Yok. O zaman neyden bahsediyoruz? Yani bunların uygulanmadığını mı söylemeye çalışıyoruz? O zaman burada boşluk olmamasına rağmen, basın hür denmesine rağmen, sansür konulamaz denmesine rağmen her bir olayın arkasından yayın yasağı getiriliyor. Ve özel yetkilendirilmiş. Bunun hukukta olan bir şey olduğunu söylüyorsunuz zaten. Kendiniz de söylediniz. Dediniz yani bunlar yayın yasağı getirilmesine gerek kalmadan bazı şeyler zaten özeldir dediniz, kendiniz ifade ediniz. Bunun için ekstra bir daha yayın yasağı getirilmesine gerek yok dediniz. Getiriyor hukuk, işte onu söylüyoruz. Hukuk dilinde bu zaten. Yani, her bir olayın peşinden bir yayın yasağı zaten getiriyor. Zaten var diyorsunuz değil mi? Bir daha gerek yok diyorsunuz. O zaman ne değişiyor yani? Bir daha yani bunun açıklanmasına. Yayın yasağı var demiyorum. Sizin meslektaşlarınız yapıyor bunu. Yayın yasağı var demiyorum. Düşünceyi, düşünce özgürlüğünü sınırlayan anayasal kurallar var. Tamam. Devletin temel. Hemfikir miyiz?
Gayet tabii. Ya o zaman sıkıntı nerede diyorum ben de yani. Burada sıkıntı, anayasada düzenlenmiş ama tamam. Ankara'da başsavcı bu kararı evet. veriyor. Başsavcı anayasada... O da hukukçu değil mi yani? O da hukukçu. Evet. Değil mi? Yani siz de hukukçusunuz. Yani orada ne mahsul hukukçu görüyorsunuz? Olmak yasayı doğru uygulayacağı anlamına gelmez. Tabii. Ama o da sizin görüşünüz. Yani bir hukukçu olarak sizin tabii, görüşünüz. O zaman, da bir yolunda bulunuyor. Biliyorsunuz zaman, zaten bir yolundur. Değil mi? Olduğu başka, gibi. Şimdi o zaman başka bir yere gideriz. Türkiye'de yasada mahkemeleri çok eleştirilir. Yani. Yasada mahkemelerinin eleştirilmesini iptal etmemiz gerekir. Hukuk başka bir şeydir. Hukukun uygulanması başka şimdi bir şeydir. Şimdi tabii ki yani bir yolumdan bahsediyor. Hukukçu yorumcudur aynı zamanda değil şimdi, mi? Şimdi buradaki problem şu. Sayın Deveci'nin dediği anayasa ve yasalar çerçeveyi çizmiş. Anayasa ve yasalarda basın özgürlüğü konusunda bir problem yok diyor. Ancak daha sonra bunların uygulanmasında gerek idarenin ve gerekse yargının bazı kurumlardır. Abi şimdi bunlar sizin alanınız da ben anlamıyorum. Yayın yasa hukukçu, hukuksuz şimdi, bir uygulama mıdır? Onu söyleyeyim. Hukuksuz bir uygulamadır. Yani yayın yasa diye bir şey hukuksuz bir uygulamadır. Mudur? Bir suç çünkü işte. Bir dakika dur. Yayın yasa diye bir şey bizim hukukumuzda yok mudur? Yoktur. Yoktur. Şu anayasaya göredir. Anayasa Mahkemesi şey bir Cumhuriyet Başsavcısı yoktur virgül koydum izah edeyim. Kendisinde olmayan bir yetkiyi nasıl kullanmaktadır? İzin ver izah edeyim. Evet. Yoktur. Neden yoktur? Çünkü bir suç işlenmiş ve bir suçun soruşturması başlanmışsa orada hangi konularda gizlilik kararı alınabileceği, hangi konuların gizli olacağı, ekstradan bir karar almaya gerek yok. Gizli olacağı usul kanununda belirtilmiş. Onu açıklıyor basın. Belki de. Belki de onu açıklıyor yani. Biz duymuyoruz, o açıklıyor. Öyle şey olur mu? Tevfik gözünü seveyim. Yapma sizin anladığınız bir dil olabilir hukuken. Ben mesela bunu sizden öğreniyorum şu anda. Ben hukukçu olmadığım için yani her şeyin ben açık olduğunu düşünüyordum mesela. Avukatlar tarafından hepsinin bilindiğini bir düşünüyordum. Yayın yasağı geldiği zaman özel bilgilerin avukatlara da kapalı olduğunu düşünüyordum. Ben mesela sizin bugünkü açıklamanızla yayın yasağının hukuken gereksiz olduğunu, şimdi, zaten uygulamada olduğunu ben şimdi öğrendim şimdi, sizden. Biz şimdi hukukçu değiliz ki. Vaktimiz dar. Konuşmayı evet. Yani şu anda bir hukuki tabii kurumu... Tabii işi hukuka getirirseniz beni de devre dışı bırakmış olursunuz. Yani. Hukuka getirmeyelim. Somut olaylardan gidelim. Eğer ben vakti, hukukla ilgili bir tartışmanın içerisine girip zaten, bilmiyorum çünkü. Yani hukuku öğrenme zamanını programın evet, dışına taşırsa evet, evet, meseleyi çözeriz. Çünkü konuşacağımız başka mevzular var. Evet. Buyurun Sayın Devreci. İsterseniz sizin de müdahil olabileceğiniz, yani evet. Hukuki şeye boğmadan, hukuki literatüre boğmadan... Dünyada ve Türkiye'deki basın örgütleri, gazetecilik örgütleri Türkiye'deki basın özgürlüğüne nasıl bakıyorlar, nasıl tespit etmişler? Birkaç rakam vereyim. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü var. Bunlar internet sansürü, gazetecilere ve yayın kuruluşlarına açılan davalar, eleştiri getiren gazetecilerin işlerine son verilmesi, bazı konularına yayın yasağı getirilmesi gibi hususları dikkate alarak ve alt alta toplayarak 2015 yılı uluslararası basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye 180 ülke arasından 149. sırada göstermişler. Her bir olay için puan veriyorlar. O puanların toplaması Türkiye 149. Çok sırada. Çok hareketli bir ülke olduğumuz için tabii yani. Bizden sonra gelen ülkeler kim? Daha somut bir bilgi verebilmek için adını çoğumuzun duymadığı Gambiya, Belarus, Pakistan, Mısır, Azerbaycan, Kazakistan, Ruanda, Bahreyn, Suudi Arabistan, Swaziland gibi, Swaziland bir adını ben daha bu olay nedeniyle İsviçre'dir. Başka örnek var mı vereceğiniz? İyi örnek var mesela. Finlandiya, Norveç, Danimarka basın özgürlüğünün en tepesinde olan ülkeler. Sayın Demir, ben size bir soru yönelteceğim. Evet, müsaade edin biraz. Bunu da cevap verecektim mi? Evet. Hayır, ben soruyu belki de öyle yöneltecektim. Biraz cevap verin lütfen. Şey, sabır gösterin lütfen. Sayın Deveci'nin bu örneklerini dinlediniz. Yani bu kuruluşların bu söylemlerine, bu raporlarına itibar etmek zorunda mıyız? İtibar etmeli miyiz? Edeceksek ne kadar itibar etmeliyiz? Bence etmemeliyiz. Kesinlikle etmemeliyiz. Yani eğer bir şey hesaplaşmamız, bir eksiğimiz, bir noksanımız varsa bunu kendimiz halletmeliyiz. Yani eğer özgürlükle ilgili, sansürle ilgili, basının haber alma, haber vermesiyle ilgili sıkıntılar varsa biz bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Yani bir defa dünya ve basın örgütlerinden bahsettiğiniz zaman uluslararası örgütlerde belki Irak bile bizden iyidir yani. Çünkü Irak'ta basın da yok. Suriye'de belki bizden iyidir. Sıralamayı ben çok da iyi bilmiyorum yani. Şimdi Pakistan'dan bahsediyorsunuz. Pakistan'da, Afganistan'da zaten şu anda terörle mücadele eden ülkeler bizden daha kötü durumda olabilir. Terörle mücadele eden ülkeler. Yani bunlar bu saydığınız devletler ya da bizden iyi olan devletler bunlar da daha basın özgür olduğu anlamına gelmiyor. Yani özgürlük dediğiniz nedir bir defa? Şunun bakın, şu anda
Yani Avrupa'da milyonlarca mülteci, ya daha sizin o basın dediğiniz, özgür basın dediğiniz, geçen hafta 15 gün önce siz de fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Çocuğun, annesinin kucağındaki çocuğun arkasına tekmek atıp düşürüyordu kameraman yani. Onlar da Macaristan, o da bizden iyidir muhtemelen. Yani şimdi bunlar bize örnek olmaz. Ha bizde bir hata varsa, bizde Batı'dan bize örnek olmaz bir defa. Neden? Batı'nın ilim ve teknolojisinden bahsetmiyoruz. İlim ve teknolojisinden bahsetmiyoruz. Batı daha 20 yıl olmadı. Gözünün önünde 300 bin, 400 bin Bosnalı Hersek'te insanlar katledilirken hani neredeydi o zaman uluslararası af örgütleri, uluslararası gazeteciler, televizyoncular, görüntücüler sadece görüntü çekiyorlardı. Başka hiçbir şey değil. Her gün kan görüntüsü çekiyorlardı. Her gün vahşet görüntüsü çekiyorlardı. Neredeydi bu örgütler? Hani nerede eylem yapıyorlardı? Yani Hırvatlar, Sırplara karşı bir eylem mi gerçekleştirdiler? Basın özgürlük, basın örgütleri eylem yapmaz ama yani, Hırvat İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılandı. Türkiye'ye geldiği zaman hep bu örgütler bizim başımıza. Biz bir hatamız varsa benim şeyim şudur. Yani biz hatamızı sinemize çekmeyelim. Bir hata yapılıyorsa biz kendi ayağımızı kendimiz, kendi sıkıntımızı kendimiz şimdi çözmeliyiz. Yani bu feraseti de gösterebilmeliyiz. Biz onlardan çok daha iyiyiz birçok alanda. Bir defa insani değerler ve potansiyel değerler ve nüfus olarak çok daha kaliteli bir nüfusuz. Yani nasıl? Bizim Batı'yla kıyaslanabilecek insan değeri üzerinde hiçbir şeyimiz yok. Biz onlardan çok iyiyiz. Ha, demokrasi eksiklerimiz var. Yani bazı şeyler yerine oturmuş değil. Şu anda sıkıntılarımız var ama insan kalitesi açısından hiçbir zaman bizim onlarla kıyaslanmamız mümkün değil. Basın olarak da kıyaslanmamız mümkün değil. Yani bizden teknoloji olarak da bakıyorum, teknolojik olarak da bizden çok daha iyi değiller. Ben yabancı televizyonları zaman zaman görüntü kalitelerine falan bakıyorum. Çok dillerinden anlamıyorum ama görüntü kalitelerine bakıyorum. Bizim kullandığımız tekniklere falan bakıyorum. Biz onlardan çok daha iyiyiz. Yani bizim onları teknolojide örnek almamız veya onlardan istifade etmemiz ne kadar doğru bir şeyse ama insan değeri, insan kalitesi üzerinden bizim onlardan öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok. Ben bunu söyleyeyim. Şimdi tam da bu noktada yine bir soru sormak durumunda kalıyorum. Peki bu anlattığınız Avrupa Birliği'ne girmek için niye bunca çabamız var? Avrupa Birliği'ne, Birliği'ne girme konusundaki şu mücadeleyi Osman abi biliyorsun yani geldiğimiz çizgi itibariyle zaten Avrupa Birliği'ne zihniyet olarak karşı olduğumuzu sen de biliyorsun. Artık istemeyecek noktaya ama Türkiye'nin demokratleşmesi adına bir süreç yaşadı şu andaki mevcut irade. Çünkü Refah Yolu Hükümeti ve daha sonra Fazilet Partisi'nin kapatılması, Refah Partisi'nin kapatılması AK Parti'ye bir şey oldu, bir sinyal oldu. Yeniden bir o sürece girmemek için Avrupa Birliği'yle demokratikleşme süreci ile yani AB'yle bir menfaat ortaklığı diyelim. Menfaat ortaklığı gereği oldu. Onu da ayrıca konuşuruz. Yani o ayrı ama bir şey. Yani ben şimdi özellikle basına getirdiğimiz zaman yani belki özel örnekler ikinci bölümde gireriz ama yani bizim dünya basınından alabileceğimiz bir akıl yok. Avrupa basınından bizim alabileceğimiz bir akıl yok. Finlandiya'nın gazetecisi geliyor, sen diktatör müsün diyor Cumhurbaşkanı'na. Sen şu anda Türk gazetecisi olarak Osman Kara, Cemil Devrici ya da Tevfik Devrici, Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı'na kalk da de bakalım sen senin için diktatör diyorlar diye. Bu adamı sevmeyebiliriz. Bu çok farklı. Ne yapar Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı? Bu adamı çok sevmeyebiliriz. Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı ne yapar? Ne yapıp yapmadığı çok beni ilgilendirmez. Ben olaya milli olarak bakıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. İşte zaten bizde milli. Beni hiç ilgilendirmez. Siz gidin de Putin'e sorun bakalım zaten diktatör müsünüz diye. Suriye'de kan döküyor. Obama'ya sorun bakalım. İngiltere'ye sorun bakalım. Ben onu söylemiyorum. Biz Finlandiya'nın adam geliyor. Biz o Finlandiya'nın basınını bizden çok daha ileri diye öveceğiz. Niye efendim? Niye Tayyip Erdoğan diktatör deme cesaretini göster. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan değil. Mesele değil. Bizim ben şunu söylüyorum. Ben örnek göstermeyelim diyorum. O derdimiz o değil. Başka şimdi, bir şey derdimiz. Diktatör derdimiz diye bir cesareti varsa bir hukukçu diktatör değil demek ki. Derdimiz şu. Hukuku en iyi bilen birisi olarak siz diktatör diyebiliyorsanız. Yok siz diktatör diyebiliyorsanız bir hukukçu olarak. Başka bir şey söylüyorum. Zaten diktatör değil. Sevgili Demirci. Eğer biz sayın izleyicilere konuyu saptırarak, zamanlarını çalmakla, yani tabiri kullanmakta zorlanırım. Ama bu insanlar bizden başka bir şeyi bekliyorlar. Biz bu insanlara başka bir şeyi taahhüt ettik. Yani Finlandiyalı gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanı'yla münakaşasını Ama Finlandiya'yı bize örnek gösterdi Cemil Bey. Bey bize Finlandiya'yı örnek gösterdi Finlandiya basını. Basın özgürlüğü yönünden bizden sayın Demirci, dünyanın en iyi ülkelerin arasında sayılıyor. Yani karşılıklı tartışalım. Ben müdahale etmekten
rahatsızım ama lütfen konuyu da ana ekseninden taşırmayalım. Burada ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın diktatör olup olmaması tartışılıyor, ne Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yapısının tarzında bir yaklaşım söz konusu değil. Bizim konuştuğumuz basın özgürlüğü. Ha, basın özgürlüğü içerisinde Türk basının yeri ne? Türk basın nerede? Eğer zamanı kaybetmeseydik aslında yeterince yasal açıklama yapabilseydi Sayın evet. Deveci, ben size başka bir şeyi soracaktım. Yasalar böyle diyor ama sansür sadece devletin resmi sansüründen mi ibaret? Devletin evet. resmi sansürünün çok dışında önemli bir konu. Devletin resmi sansürünün dışında organize olmuş bazı ideolojik veya siyasal grupların reklam pastasını yönlendirerek yahut bazı serseri tayfasının ya evet. kurşun sıkarak ya yumruk atarak basın üzerinde ki bunlar basına yansımışlar. Öbür taraftan telefonla tehditler. Bir başka şey basının bazı yasal haklarının kızan birler tarafından elden alınması veya bana göre asıl tehlikeli nokta bu. Bunları da ikinci bölümde konuşacağız. Konuşmamız lazım. Bağımsız basına karşı kamu kaynaklarıyla besleme basın çıkartılması olayın da üzerinde durmamız lazım. Yani duralım bizim, tabii yani. Yani bunlar tabii. basının ana sorunu bu. Ha, bunların yanında basın ahlak yasası dedi sevgili Deveci. Basın ahlak yasası yasa olmayan bir yasa. Bir meslek ahlakı, bir gönüllü kabul. Ama o gönüllü kabulün hükümleri çok doğru. Basın kişisel çıkara alet edilemez. Basın kamu aleyhine kullanılamaz, kamu zararına kullanılamaz. Basın yalan haber veremez. Şu kural çok önemli. Habere yorum katılamaz. Habere yorum katılamaz. Evet. Bu çok önemli bir şey. Haberin doğruluğu teyitlenir. Biz bunları çok yaşadık. Şeref haysiyet ve kişilik haklarını zedeleyici haberi. 5M1K dedikleri şey işte. Onu yani. daha önce onu yasalar çerçevesinde ifade edin, şey yapmıyorum. Biz bunları çok yaşadık. Bir zamanlar muhteşem bir gazete vardı. Tercüman Gazetesi diye rahmetli Kemal Can zamanında onun logosunda yazardı. Haber kutsal, yorum hür. Haber kutsaldı. Haberin namusu gazetecinin namusuydu. O günleri yaşadık. O günlerde bir olay gazetede yazmışsa doğrudur derdi Türk milleti. Bugün bir olay gazetede yazdıysa yok canım geç noktasına geldik ama yalan söylemek o kadar yaygınlaştı ki. Bizim zamanımızda şu kural çok geçerliydi. Haber mutlaka teyit edilecek, mutlaka doğrulatılacak. Doğrulatmadan haber yazamazdık. Şimdi bazen genç arkadaşlara diyorum ki... Yazdığınız zaman işten atılanlar var değil mi? Ben örnekleri var ya. Karşı tarafa sordunuz mu? Abi boş ver ben bunu yazdım da diyor. O da yarın cevap verirse onu yazarım. Yok olacak şey değil. Ben bir olayla bir anımı hatırlatayım. Bir tarihte bu Samsun'da önemli bir siyasetçi, önemli bir iş adamı. Ben Türk Haber Ajansı bölge temsilcisiyim. Telefonum çaldı sabah sabah. Devletin bu konularda yetkili bir kurumunun en yetkilisi. Dedi ki falan şahıs gece alındı Ankara'ya götürüldü. Rahmetli Vasıf Ersun, patron Vasıf, abi diye konuşurdum. Nur içinde yatsın. Hemen Vasıf abi aradım çünkü o falan şahsın evi şehrin merkezindeydi. Abi dedim falanı almışsınız. Yok Osman ben almadım dedi. Onu Mahmut Albay'ın almıştır. Öldü sonra da Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa Allah sağlık ömrüne versin. Mahmut Akşam İl Jandarma Alay Komutanı. O şahsın yazdığı matasyonda jandarma bölgesinde onu aradım. Dedim ki albayım falan şahsı almışsınız. Yok ben almadım onu Vasıf abin almıştır dedi. Geri dönüyorum Vasıf abi almadım diyor. Albaya dönüyorum albayı almadım diyor. Valiyi aradım rahmetli Fehamettin Altun. Sayın valim dedim falan şahsı almışsınız. Yok almadık dedi. Ha ben almam dedi. Onu Vasıf'a sor. Ben sordum, Vasıf Bey almamış. Mahmut Albay'a sorsaydım dedi. Sordum, o da almamıştı. Demek ki almamışlar. Efendim ben biliyorum almışlar dedim. Ben biliyorum almışlar çünkü biliyorum. O zaman ne araştırıyorsun dedi. Efendim haberin teyidini araştırıyorum dedim. Ya bana bu bilgiyi veren en yetkili kurumun başındaki adam bana bu bilgiyi veren doğru. Ama ben yine de doğrulatma ihtiyacı duyuyorum. Vali dedi ki Osman sen öğreneceğini öğrenmişsin.
teşekkür ettim, habere geçtim. Daha sonra öğrendim işin aslını. O falan şahsı Ankara'dan gelen bir tim almış, götürmüş. Onun için emniyet... Herkesin dediği doğru yani. Herkes doğru konuşuyor. Emniyet müdürünün dediği de doğru. Ben almadım diyor. Gerçekten o almamış. Jandarma alay komutanı da ben almadım diyor. Gerçekten o almamış. Benim ama aldığım... falanca aldı demiyorlar. Demiyorlar yani. Çünkü o demek de onların görevi değil. Değil, evet. Benim aldığım bilgi de doğru. Ama şu tarafı eksik kaldı bence. Bugün onların hiçbir tanesi telefona çıkmıyor. Hiç kimseye güvenmiyorlar. O günü size güveniyorlardı, ona güveniyorlardı. Güvendiği insanlar vardı. Ama artık bakıyorsunuz. Bu titizliği gösterirsen onlar güvenirler. Yani her şey güven üzerinedir. Galiba reklam arasına giriyoruz. Girmeden önce son 1-2 dakika kesmeyecekseniz size de vereceğim sözü. Veya size veririm. Siz son bir yani şöyle, yani nihayetinde biz hani konunun dışına çıkmayalım diyoruz da tabii şu anda biz de tabii bir basın organında düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yani benim söylediğim şu, yani biz örneği başkalarından almamalıyız. Benim yine söylüyorum, yani konunun dışına Finlandiya falan örneği verirken, yani bu dünya af örgütleri, barış örgütleri, insan hakları örgütlerinin çoğunun tamamen yanlı kurumlar olduklarını, yani... Türkiye'yi en zor zamanda bile bırakan kurumlar olduklarını defalarca gördük. Yani işte Ermeni soykırımı meselesinde de öyle, işte Irak-Suriye meselesinde de öyle. Yani birçok milli mesele de sadece bugüne mahsus hadiseler değil. Ama ben yine söylüyorum, yani biz bu konuda bir sıkıntımız varsa kendimiz çözmeliyiz. Yasalar var diyor Cemil Bey, yani hukukçu olarak söylüyor. Ama yani bu yasalar ne kadar uygulanıyor, uygulanmıyor, sadece işi... iktidarın suçlayarak kalmamak lazım. Demin Osman abinin söylediği çok önemli bir konu var. Yani sadece devlet mi sansür ediyor? Bana sorarsan devlet hiç sansürde bulunmuyor. Ona ikinci bölümde gireceğiz. Devlet hiç sansürde bulunmuyor ama asıl Osman abinin söylediği bir tehlike ve tehdit var. Asıl onun üzerine durmak konuşalım. Lazım. Bir şey söyleyeyim. Basın özgürlüğü dediğimiz şey sanıyorum biraz karambolda kaldı, boşlukta kaldı. İnsan hakları kavram olarak değil. Yani insan haklarındandır. İnsanın doğuştan kazandığı haklar da haklardandır. Evet. İnsan hakları da evrensel hukuk düzenler. Evrensel hukuk dediğiniz içinde bu saydığın devletler de vardır. Bu saydığın uluslararası kuruluşlar da vardır. Onların biz hem yargı yetkisini kabul etmişiz. Çünkü biz Birleşmiş Milletler'in ilk üyelerinden bir tanesiyiz. Hem de o uluslararası kuruluşların ve mahkemelerin yargı hakkını da kabul etmişiz. Oradaki düzenlenen evrensel hukuk normlarına kendimizi bağlı saymak durumundayız. Eleştirdiğimiz şey şu... Değil. Yani işte bu iktidar buradan tutalım, buradan eleştirelim değil. Bu normlardan kopuyoruz Türkiye olarak. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. O kopuş noktalarını arıyoruz. Buradan nasıl Biz bu normlardan koparak yeni bir dünya kuramayız. Biz bu şey biz onlardan bu dünyanın koparalım. Bizim dünyanın, geleneğimizde var bu. Bak, ya bizim geleneğimizde çalışmıyor. Yalan bizim inancımızda, töremizde çok büyük günahlardan bir tanesi. Tevfik. Doğru. En güzel hasletlerden bir tanesi iyi, en güzel hasletlerden bir tanesi kötü, en kötü hasletlerden bir tanesi. Tamam. Ya yalan de... yalan bir size diyor birisi hadis-i şerifte, biri size haber getirdiği zaman onun kaynağına bakın diyor. Ya tek gazeteciliğe 1500 sene önceden vurgu var ya. Size bir haber getirdiği zaman onun kaynağına bakın. Yani bu haberi kim verdi? Biz evrensel hukuktan bahsediyoruz. Bunu burada kapıyoruz 1500 yıl önceden. Sadece basına değil, siyasete ve kamu yönetimine de çok ciddi bir mesaj. Yalan söylemeyin. Evet. İkinci bölümde birlikte olacağız değerli izleyiciler. Lütfen ayrılmayın efendim. Yepaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.